Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir sezonda Spor 55 ile yine karşınızdayız. Efendim 25. yılındayız. Çok şükürler olsun Spor 55 tam 25 sene oldu. 10 yaşında bizi izlemeye başlayanların şu anda 35 yaşında olduklarını, evli barklı olduklarını ifade edebiliriz. Evet. Nice 25 senelere diyoruz ama ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Efendim Samsunspor 2015-2016 futbol sezonunun PTT 1. Ligi'nde ilk karşılaşmasını deplasmanda Denizli'de Altın Ordu ile karşılaştı ve mükemmel bir sonuçla Samsun'a dönüldü 4-0. Bu maçın kritiğini yapacağız. Programımıza ilerleyen dakikalarda Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat telefonla bağlanacak bize. Biliyorsunuz kombinelerle ilgili sıkıntılar var. Pasolik'le ilgili soru işaretleri var. Bununla ilgili olarak yetkili bir ağızdan yine telefon bağlantısıyla bunların sorunlarını masaya yatıracağız. Diyelim ve Türkiye'de ses getirmiş. Neyle getirmiş bu Samsunspor? Koreografileriyle ses getirmiş. Sevgili Engin Sever'le de bir telefon bağlantısı yapacağız. Çünkü önümüzdeki haftaki karşılaşma çok önemli. Onunla ilgili hazırlıklar var mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı? İlerleyen dakikalarda da telefonda bağlantı yapacağız. Efendim bu hafta Ender Gür yok. Bundan sonra programımda da zannedersem büyük bir olasılıkla olmayacak desem de inanmayacaksınız. Çünkü jenerikte hemen başta girdi çünkü. Evet, Ender Gürsüz olmaz. Spor 55 onunla güzelleşiyor. Onunla ne diyelim, davul dengi dengini çalar derler ya, öyle diyelim. Ender, yalnız eğer gerçekten arabada gelirken bir şey söyledin, eğer o doğruysa ben çok üzülürüm. Değil mi? Değil. Evet, hemen yönetmenime bakıyorum. Söylediği şey doğru değilmiş. Ender'im hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Spor 55'in 25. yılını tebrik ediyorum. Sağ ol. Spor 55 sizinle birlikte tam 25 yıldır Samsun Spor'u konuşmaya, Samsun Spor'u yorumlamaya devam ediyor. Benim de televizyon dünyasına girişimin 19. yılı. Evet. Ve beyaz telefon muydu? Spor 55, beyaz telefon, haberler, spor, maç, yani birçok şey. Evet. Spor 55'teki 5. sezonumuz, sizinle beraber 5. sezona başlıyoruz. Umarım Samsun Spor'un da 50. yılını kutladığı böyle bir sezonda Spor 55 programında, HaberAks ekranlarında Samsun Spor'un başarılarını konuştuğumuz, golleri konuştuğumuz, güzellikleri konuştuğumuz, iyiliklerini konuştuğumuz, başarılarını konuştuğumuz, sonunda da şampiyonluğunu kutladığımız bir sezon olmasını programın başında temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu 25. yıl artı Samsunspor'un 50. yılı şampiyonlukla noktalanır. En büyük isteğimiz bu. Bu arada masamızın üzerinde formaları görüyorsunuz. 50. yıl nedeniyle yapılmış çok özel formalar. Gerçekten bunun tasarımı için sevgili Engin Sever'e teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım yakın görüntüye alacak. Bu bir tanesi. Bir diğeri artık arkadaşlar sevindirici bir şey söyleyelim. Yaş grubu artık bir yaşından itibaren bulabileceksiniz storlarda. Bir de hemen şunu da ben, çok güzel yapılmış dizaynı 50. yıl. Biz de şimdi 25. yıl adına Spor 55'te ben de çıkartıyorum bunlardan. Tabii Samsunspor'un logosuyla birlikte ben de sizlere bunları dağıtmayı düşünüyoruz. Ondan ilgili çalışmam var. Samsunspor bizden daha evvel davrandı bu konuda. Onları da tebrik ediyorum. Evet Ender, Samsunspor yapmış olduğu transferlerle ve almış olduğu 3 puan Samsunspor'u hemen dışarıdaki Samsunspor'la yatıp kalkan insanlar, o bu takım inşallah bu sene 1-2'den çıkarız diye herkes ümitlendirdi.
Sen nasıl buldun? Şunu da hemen açıkla ifade edelim. Ben Altınordu maçına gidemedim. Bazı nedenlerden dolayı, ama bundan sonraki deplasmanlarda Allah nasip ederse Samsunspor'umuzun yanında olacağız diyelim. Nasıl buldun takımı? 4-0'lık sonuç bizleri aldatmasın der misin? Kesinlikle aldatmasın. Erken zafer şarkıları söylemeye gerek yok bir maçta. Bir maçta ne bir takımın çok iyi konumda olduğu söylenebilir, ne de bir takımın çok kötü durumda olduğu söylenebilir. Ama şu söylenebilir, lige iyi başlamak önemliydi ki son 5 sezona baktığımızda Samsunspor'un ilk maçlarını kazanamadığını görmüşüz hep. İyi başlamak adına önemliydi. Takımın kendisine olan güveninin kazanılması açısından önemliydi. Moral motivasyon açısından önemliydi. Hepsinden önemlisi de bu takımın penaltı attığını, tüm Türkiye'ye atabildiğini, tüm Türkiye'ye göstermesi açısından da önemli bir maç oldu. Final maçına bir anlamda da nazire oldu bu penaltılar. Samsunspor takımı tabii sezona şöyle 2015-2016 sezonuna geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren şöyle bir izleyecek olursak, bize playoff finalleri yaramıyor işin açıkçası. Niye yaramıyor? Biz playoff finalini bir önceki sene oynadık, genel kurul kararı aldık, 1-2 ayımızı kaybettik. Bu sene playoff'ta final oynadık, yönetim bırakacak mı bırakmayacak mıyla bir ayımızı harcadık. Şu hoca geliyor, bu hoca geliyor diye papatya falı bırakarak bakarak bir ayımızı daha harcadık. Yani bir anlamda aslında Samsunspor sezona normal şartlarda başlamadı. Evet. Çünkü hocası 20 gün önce takımın başına gelmiş bir durumda Samsunspor başladı. İki hazırlık dönemi kampı geçirdik. Birincisinde yardımcı antrenör Kenan Hoca'nın çalıştırdığı bir Samsunspor. İkincisinde Ümit Özat takımla beraber, yeni teknik direktör takımla beraber çalıştı. Pardon, o açıdan baktığımız hocam, zaman hemen ben bizim yönetmenimizden de resimleri rica edelim. Araya üçüncü kutuda olarak esasında İncilay bu işleri halledecek. İncilay'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tüm resimlerimizi ekranda paylaştıracağız. Bunu da belirtmiş olalım. Evet hocam. Bakma öyle işte. Devam ne et. Diyordum ben? Ben ne diyordum? Evet hocam. Kenan Hoca, ben söyleyeyim hemen. Yani Kenan şu anlamda, şu anlamda şunu söylemek istiyorum. Yani normal bir hazırlık dönemi geçirmiş bir Samsunspor olarak çıkmadık biz Altınordu maçına. Niye normal bir hazırlık dönemi? Hocası geç gelmiş. Tamam, bir sezon öncesinde hazırlık kampı geçirilmiş ama birlikte çalışma imkanı az bulunmuş bir takım olarak biz Altınordu deplasmanına gittik. Şimdi Altınordu takımına baktığınız zaman, hatta fikstür ilk çekildiğinde çok zor fikstür çektik. İşte evet. İlk maç Altınordu, ikinci maç Adana Demir. Hep geçen seneki takımların geçen seneki performanslarına dayanarak bu yorumları yapıyorduk. Geçen senenin özellikle ikinci yarısına damga vurmuş bir Altınordu vardı. Playoff'un kapısından dönmüş bir Altınordu vardı. Bir proje takımı denen bir takım vardı. O takımla deplasmanda oynayacaktık. Biz tam anlamıyla hazır mıydık? Hayır, tam anlamıyla hazır değildik. Şu anda biz tam anlamıyla hazır mıyız? Hayır, yine değiliz. Ama her geçen gün üstüne koyuyoruz. Her geçen gün, her geçen idman, her geçen saat, her geçen maç bu takımın daha iyi olabileceğinin sinyallerini bu maç bize vermiş oldu. Çaykur Rizespor'la oynadığımız sezon açılışındaki hazırlık karşılaşması sonrasında ben Haber Gazetesi'ndeki köşemde umut veren takım başlıklı bir yazı yazmıştım. Bunu neye dayanarak yazmıştım? Takımın birbiriyle olan yardımlaşması, efendim diri bir görüntü vermesi, hepsinden önemlisi istekli, arzulu, basan bir takım görüntüsü vermesi ve bunun ipuçlarını vermesi önemliydi. Yoksa biz Rize maçında da, Altınordu maçında da böyle dört dörtlük çağdaş futbolun bütün gereklerini yerine getiren bir oyun anlayışıyla sahada rakibini ezen, sağlı sollu, işte bu maçı izlemeyen bir tanesi deseniz ki Altınordu 0 Samsun 4 nasıl yorum yapar? Vay be, Samsunspor'a bak, ne girdi sezona falan. İşte oyun anlamında bunu, futbol anlamında belki bunu söylemek mümkün değil ama geleceğe atılan kocaman bir adım, umuda atılan kocaman bir adım olarak bunu görmek lazım. Bunu niye söylüyoruz? Neye atıfta bulunuyoruz? Bakın, sezon başlamadan önce
yönetim kurulunun göreve devam edip etmeyeceğine yönelik soru işaretleri vardı ve Sayın Başkan Erkurt Tutu bir basın toplantısı düzenleyerek 2015-2016 sezonuna ilişkin değerlendirmelerini ve yönetimin perspektifini ortaya koymuştu. Geniş katılımlı bir basın toplantısı. Evet. Orada bu takımın hedefi kesinlikle şampiyonluk vesaire gibi cümleler kullanmadı. Niye kullanmadı? Çünkü takımın hiç şüphe yok ki en önemli sorunu maddi sorun. Hala daha bugün itibariyle bile bir maddi sorun var. Hatta ne dedi? Parantez içerisinde tahta kapalı biliyorsunuz. Tahta kapalı. Tahta kapalı olduğu için de Kone ve Ersel'e resmi imza attırılamıyor. Ya bu da enteresan. Şimdi geçen hafta Altınordu maçına Denizli'ye giderken biz sormuştuk. Yani bu Kone ve şeyle ilgili, Ersel'le ilgili niye kadroda yoklar? Ne dendi sana Kone ile ilgili? Söyle bana. Bana dediler ki kulübünden biz şeyi bekliyoruz. Yazı bekliyoruz. Faks bekliyoruz. Evet. Evrakları yetişmedi. Şu oldu bu oldu. Halbuki bugün öğrendik ki gerçek ne? Gerçek tahtanın kapalı olması. Abi söyleyin bunu ya. Ya bunu söyleyin ya. Bunda utanacak, sıkılacak, ayıplanacak bir şey yok ki yani. Hocam şu da var. Yani belki de bu tahta kapanmadan evvel bu işler gerçekleşti. Ama yazının gerçekten geç gelebilir. Bu da olabilir. Ya o da mümkün olabilir ama yani bunu çıkıp açık yüreklilikle kapalıysa kapalı kardeşim. Ayıp mıdır, günah mıdır, hırsızlık mıdır, yolsuzluk mudur? Yok. Yani Samsun Spor'un maddi sorunun olmadığını Türkiye'de bilmeyen var mı abi futbolla ilgilenen? Yok. Yok abi yani tamam problem var. Kapat parantezi, ben nerede kaldım? Hocam iyi misin? İyiyim de ben nerede kaldım? Şimdi önemli bir şey söylüyordum. Ne söylüyordum? Şunu söylüyordum. Yani şampiyonluk hedefi konulup konulmaması ile ilgili konuşuyordum. Evet. Şimdi ne dedik? Kervan yolda dizilecek belli. Yani lige bir başlayacağız. Durumumuza bir bakacağız. Gidişata bir bakacağız. Eldeki imkanlar dahilinde transfer yapılabilirse transfer yapılabilecek. Teknik direktör Ümit Özat'ın basın toplantısıyla başkanın basın toplantısını şöyle yan yana koyduğunuzda, birleştirdiğinizde aslında Samsun Spor Kulübü'nün de bir anlamda vizyonunu ve perspektifini benimsemiş bir teknik adam profili görüyoruz. Evet. O da ne diyor? Takımın şartlarını zorlayacak bir transfer yapmayacağız diyor. Başka ne diyor? Bu takımın gençleri, bu takımın geleceğidir. Bu gençlere özellikle fırsat vereceğiz. Onlardan mutlaka dördünü beşini oynatacağız diyor. Şimdi böyle bir atmosferde alınan galibiyet çok anlamlı. Her alınan puan, her atılan gol bizi bir adım daha umutlandıran, bu şehri biraz daha kenetlendiren, bu şehrin dinamiklerini, ki ben o dinamik falan olduğuna inanmıyorum bu şehirde de, klasik olduğu için ağız alışkanlığı olarak kullanıyorum, biraz daha harekete geçirebilecek olan bir atmosfer. Bakın pazar akşamı Adana Demir maçı var. Şimdi bu maçı biz 4-0 kazanmamız Adana Demir Spor karşılaşmasına taraftarımızın ilgisi bakımından iki kat tesir edecektir. Göreceğiz bunu. Belki o karşılaşmaya 3000-5000 kişi gelecekti. Ama bu galibiyetten sonra belki çok daha fazla bir sayıda izleyici Adana Demir deplasmanında Adana Demir'le oynayacağımız iç saha maçında bizim için yerini alacak. Yani toparlayacak olursak, maçın genel itibariyle şeyine bakacak, profiline bakacak olursak, sonuç itibariyle alınan bu galibiyet neresinden bakarsanız bakın Samsun Spor takımı için kaymaklı ekmek kadayıfı olmuştur. Hocam şimdi atılan 3 tane penaltı ne ilginç bir şeydir değil mi? geçen sezon Cem, Antalya Spor'a şu ortadaki finalde, isimleri bir değiştirelim, hep aynı kalmasın fotoğrafları. Hocam bakın böyle. Abi senin bu seneki vizyon program anlayışın herhalde fotoğraf üzerine kurulu. Fotoğraf girdik. Yok, fotoğraf canım, çıktık fotoğraf. Fotoğraf hocam, olsan sen... olur olmasan olur. Yani abi, işi gücü bıraktın Cem, fotoğrafı değiştir. Şunu değiştir. Hocam, İncilay şimdi... bunu yap. Hocam neyse.
Şimdi görüntülerin bol olacağı zamanlar var. Fotoğrafı işte bu. Eğer fotoğraf paylaşacaksan maçın fotoğraflarını koy oraya da insanlar maçla ilgili enstantaneler maçları koysun. Senden, İdman fotoğrafı. Maçları senden izleyeceğiz. Şey, anladım. Dinleyeceğiz. Tamam. Onlar idman. Baksana hocam. Yani idman. Çocukların çalışmaları anladım. Var böyle. Hiç onlar da kendilerini görsün. Bu sene Cemciğim bu. Olay bu. Fotoğraf. Tamam mı? Al fotoğraf. Vel fotoğraf. Tamam. Bu sene evet, işi bulduk biz. Fotoğraf. Bu sezonun flaşı fotoğraf. Bak hocam bak. Evet. Şimdi penaltılara gel. Penaltı ya ne ilginçti be, Antalya'ya penaltılarla kaybediyorsun. Penaltı atamayan bir takım diye eleştiriliyorsun. Bu maçta da 3 tane penaltı kazanıyorsun. Üçünü de farklı oyuncu atıyor ve bir anlamda diyorsun ki penaltı böyle atılır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Korkuyorum bu 3 penaltıda. Niye? Acaba ligin sonuna kadar biz inşallah yani penaltılar olsun da atalım. Acaba burada bitirdiler mi? Penaltı istihkakımız doldu mu? Doldu mu? Yok. Vallahi bundan korkuyorum. Yok. Yani doğmaz. Korkuyorum. Yani ligin sonuna kadar belki 3 tane daha penaltı zor atarız yani belki de. 3 tane penaltı pozisyonumuzda ikisi yok. Net pozisyon, bir tanesi çaprazda. Yani artı penaltının dışında Hasan Kılıç'ın direkten dönen topuna Mehmet Çakır'ın akıl almaz bir kafa vuruşuyla dışarı atması. Yine aynı şekilde final paslarını biraz daha düzgün yapabilsek en az 2-3 tane daha net %1 milyonluk yani %100'lük değil gol pozisyonu, gol girişimiz var. Bu neyi ortaya koydu? Yani Samsunspor takımı, gerçi rakip 10 kişiydi vesaire şudur budur ama hiç önemli değil o. Samsunspor takımı hücumu benimseyen, sürekli golü düşünen ve rakip kaleye gidebilen bir takım görüntüsü vermesi evet. açısından hem de deplasmanda bu görüntüyü vermesi açısından senden, yine olumlu bir izlenim olarak söyleyebiliriz. Biz idmanlara da gittik birlikte. Çalıştırılan takımı gördüğümüzde hemen Rize ile oynadığımız hazırlık maçında oradaki fotoğrafın aynısı orada çekildi ve Ndiaye'nin kafa golü. Kafa golü. Şimdi aynısı şeyde Altınordu'da ters taraftan. Evet. Şimdi burada hocanın farkı çıkıyor ortaya. Ben hiç yan top çalışmasını o kadar idmanlara giderim hiç görmediydim. İlk defa o kadar yan top çalıştı. Duran top çalışılıyor. Yani burada... Yok Erhan Hoca da çalıştırırdı şimdi haksızlık etme. Hocam ben görmedim ya. Abi sen demek ki gittiğin idmanlarda görmedin. Bakmakla görmek arasında da fark var. Sen şimdi onu beraber söyleyeyim. Gittiğimizden aynı şeyleri görmedik. Abi mi? Bir takım 5 idman yapıyor haftada. 5 idman yapıyor. Yani sen gidiyorsun bir tanesine. Yani, senin gittiğin idmanda denk gelmemiş yani, olabilir ben yani. Ben şimdi sabah idmanları hariç akşam idmanlarının hepsinde oradayım ben aşağı. Belki sabah idmanlarında çalıştırıyordu. O sabah da ne biliyorsun ya. Yok hava çok sıcak. Ya hemen yapmayın bunu. Yani daha hemen bak ben bunu görmediydim. Şu telefonu şuydu, şimdi bağlayalım. Buydu. Yani İncelen. Gerek yok buna yani. Evet. Şimdi hocam. Sakatların durumunu da ben bugün öğrendim. Taha'nın çok büyük kayıp. Taha'nın 2,5 ay olmayacağını söyledi. Doktor Mehmet Özlem'den aldım bu bilgiyi ben. İlk devrenin son 2-3 maçına belki yetişirse belki yetişir. Belki diyor. Evet ama o da hazırlığı tabii yani ikinci yarıda zor. Biz Taha'dan tam anlamıyla devre arası kampıyla beraber yükleme yapılırsa İkinci devrede tam anlamıyla o beklediğimiz, özlediğimiz Taha'ya o zaman kavuşabiliriz. Onun haricinde Ofeydu'da bir şey yok. O kadar çok önemli oynadı. Değil. Oynadığı için bir şey yok diyoruz ama. Ofeydu'ya bence Erzurum'da yanlış teşhis konuldu. Orada hangi doktor onu muayene ettiyse. Yok elmacık kemiği kırıldı. 5 ay oynayamayacak. 6 ay sahalara giremeyecek. Ondan sonra şehre döndüler. Baktık ki burada yapılan kontrollerinde çok da önemli bir sakatlığı yokmuş. Şeyin arkadaşlar telefon bağlantılarını gerçekleştirelim. Hocam saat 9'da ve 10'da oynanması akşam maçlarına ondan ilgili ne düşünüyorsun? Gayet güzel yani havalar çok aşırı sıcak bu sene. Yani futbol oynamayı da güzel futbol oynamayı da bir anlamda zorlaştıran bir hava sıcaklığı söz konusu. Yani Ağustos ayında şimdi önümüzdeki sene 2016'da ne var? 2016'da Dünya Kupası mı var, Avrupa Şampiyonası Avrupa mı? Avrupa Şampiyonası var. Biz katılıyor muyuz? Telefonumuz hazırmış. Ümit Özat hocamız. Öyle mi? Telefon hattında. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Sesi alalım içeri. Alo. Alo. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
Alo. Hocam. Ümit hocam. Telefon tekrar düşmüş, tekrar evet, bağlanacak tekrar bağlantı gerekiyor. Tamam. Şimdi hocam o saat, akşam saati olayını söylüyoruz. Uygun. Bence herkesin de çok rahatlıkla maça gidebileceği bir saat. Havaların tabii sıcaklığıyla alakalı bir hadise. 19'daki hava sıcaklığı ile 21'de 22'deki hava sıcaklığı nereden baksanız 3-4 derece fark eder. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle hayretlerle beni dinleyeceksin. U17 takımı saat 1'de Adana Demirspor'da Adana'da maç yapacak. Saat 1'de. 13'te. Evet, 13'te. Buna ne dersin? U17. U17. Adana'da. Adana'da. Allah kolaylık versin. U21'de saat 5'te hocam. Adana gibi bir yerde. Buyurun. Siz buradan yakın. Sonra bu ülke bir de futbol, maç olur mu ya? Sonra bu ülke futbolu niye bir yere gidemiyor? Bu gençlerden niye bir şey olmuyor falan. Yani U17 olmayla ne oldu yani? Bu çocuklar ne olur? 19'da oynasalar, 18'de oynasalar, stat mı yok, saha mı yok, zemin mi yok, nedir, ne yok? O enteresan. Ben bugün yazık yani çocuklara. Recep Hoca ile konuştum bugün. U21'i çalıştır. Atilla abi dedi U17 oynayacağız. Bir de ters çapraz oynanıyor hocam. Şimdi Samsunspor'un U21'i burada oynadı. Altınordu'yu yenildiler onlar. Önemli değil. Samsunspor A takımı orada oynadı. Şimdi Adana Demirspor için biz oraya gidiyoruz Adana'ya. Onlar A takımı burada oynayacaklar. Yani çapraz bir eşleşme var burada da. Onun haricinde stadın son durumu sorulacak. Arkadaşlar bu Face sayfamıza yazabiliyorsunuz. Birazdan onlara da gireceğim. Yer vereceğim sizlere de. Yeni stadla ilgili senin düşüncen ne? Yeni stadla ilgili benim düşüncem ikinci yarının sonuna doğru, yani sezonun son 3-5 maçına yetişirse ne ala? Ben şöyle söyleyeyim sana. Çimlenme işi 10. ayda başlıyor. Dediğin gibi eğer ikinci yarının son maçlarını yeni stadımızda oynayabiliriz hocam. Büyük bir ihtimalle. İkinci yarının. Evet, ikinci yarının. Tamam, son... Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı hocam, ben de bir şey demedim zaten. Sen niye hemen alınganlık yaptın? Yok, alınmadım. Aynı şeyi söyledik. Evet, bu arada arkadaşlarımız telefon bağlantısını gerçekleştiriyorlar. Peki hocam, şimdi gelelim şu yeni transferleri bana bir değerlendirir misin? Bu maçla ilgili yeni transferler. Hocam ben mesela şöyle söyleyeyim. Muharrem mevki mevki gidelim. Öyle gidelim. Mevki mevki gidelim. İşte geçen sene bizim kalemizi büyük oranda koruyan isim kalecimiz Soner'di. Evet. Furkan özellikle ilk yarıda süre aldı ama ikinci yarının büyük bir bölümünde Soner oynadı. Furkan bizim çocuğumuz, altyapımızdan yetişmiş olan bir kardeşimiz. 1993 doğumlu, 22 yaşında, gencecik, Türk futbolu için gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Furkan, ben Soner'le Furkan arasında çok büyük bir fark olabileceği kanaatinde değilim. Ha, Soner daha tecrübelidir vesaire, tamam, ama Furkan da o tecrübeyi kazanmak durumunda. O tecrübeyi kazanacak, oynayarak kazanacak, hele hele kaleci oynadıkça bir yerlere gelecek. Furkan bizim kalemizi koruyacak. Alternatifi baktığımız zaman alternatifine Bekir Sevgi. Bekir Sevgi ile ilgili olumlu ya da olumsuz kanaat oluşturabileceğimiz herhangi bir maçımız olmadı. Son 2 dakikada. Rize maçında son 3-5 dakika süre alsın diye hoca şeyde Rize'deki Rize ile oynadığımız hazırlık maçında sahaya sürdü. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi sağ kanada bakıyoruz. Geçen sene sağ kanadımızı koruyan Murat Akyüz vardı. Bu sene Murat Gürbüzeroğlu şu anda sağ bekte oynuyor. Alternatifi olabilecek oyuncu var, Canberk Aydın. Ben Murat Gürbüzeroğlu hem Rize maçında hem de Altınordu maçında yerini çok yadırgadığı kanaatinde değilim. Çok sırıtmadı, çok hatalar yapmadı. Bindirmeler yaptı mı? Yani çağdaş futbolda hani bekler ne kadar çıkarsa takım o kadar hücum oynar. Dolayısıyla o da gerekli bindirmeleri yaptı. Faydalı bir transfer olabileceği kanaatindeyim. Ama Canberk Aydın tam anlamıyla hazır olduğunda Canberk Aydın'ı hoca sağ bekte mi düşünür, sağ önde mi düşünür? Alternatif anlamında sağ bekte şu an itibariyle bir sorun görünmüyor. Evet, hocayı bekletmeyelim. Hoca hazırmış. Ümit hocamız hazırmış. Alo. Efendim. Hocam iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar hocam. Hocam bu akşam sizi canlı yayınımıza davet ettik ama 2-3 hafta sonrasına söz aldık sizden. Yok, 2-3 hafta sonra falan söz vermedim. Çok açık net söyleyeyim. Şöyle, inşallah en yakın zaman dedim. Yani 2-3 hafta değil de böyle mahcup olmak istemiyorum. Peki. Belki daha erken olur, belki daha geç olur, bilemiyorum tamam. Yani. Önce şu anda hakikaten dar bir zaman içerisindeyiz. En yakın zamanda inşallah programınıza gelirim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam 2015-2016 futbol sezonu hayırlı olsun diyoruz. Sakatsız bir yıl diliyoruz ve Samsporumuzda sizinle birlikte bir artık şampiyonluk yaşayalım diyoruz. Çünkü 2 senedir direklerden dönüyoruz tabiri caizse. Bu sene artık Ümit Özat hocamızla birlikte bu çıkışı yakalayalım diyoruz. Hocam takımın bir genel durumunu sizden bir almak istiyoruz. Transferlerde siz de söylüyorsunuz, zaman zaman toplantılarda bunu dile getiriyorsunuz. Gerekirse bütçemiz yeterse 2 transfer yapmayı düşünüyoruz diyorsunuz. Takımın bir genel durumunu alabilir miyim hocam? Ya takımın genel durumu zaten 2 gün önce takımın genel durumunu hep beraber gördük. Evet. Genç bir takımımız. Yaş ortalaması 23.6'lara geldi. İlk 11'de oynayan kadro itibariyle. Dolayısıyla 20-25 gündür bu takımla beraber, çocuklarla beraberiz. Hep beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz herkesin olduğu gibi bizim de var. Bunları da çok çalışarak gidermekten başka bir düşüncemiz yok. Altın Ordu bu ligin en genç takımlarından birisi. En tempolu oynamaya çalışan takımlarından birisi. Evet. Ama bazen 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak gerçekten çok zordur. Bunun en yakın örneğini de Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında gördük. Fenerbahçe gibi bu ligin en pahalı takımı Eskişehirspor'a 10 kişi kalan Eskişehirspor'a 3. golü atamadı. Dolayısıyla 10 kişi kalan takımların dirençleri ve konsantrasyonu daha fazla arttığı için zaman zaman oyun içerisinde de aksamalar oldu bize de. Ama buna rağmen yine pozisyona giren 5'i, 6'yı, 7'yi Mehmet'in, Mustafa'nın, Ofi'nin kaçırmış olduğu pozisyonlar, Hasan'ın direkten dönen pozisyonlar, golü kaçıran taraf yine bizdik. Yani bu açıdan sevindirici. Sevindirici olan bir başka taraf, çok kısa zaman olmasına rağmen attığımız 4 golün 3 tanesinin çalışmış olduğumuz yerlerden gelmesi, emeklerimizin, yani o haftayı çalışmış olduğumuz emeklerimizin karşılığını almamız adına bizim açımızdan sevindirici. Ama şu da var ki daha yolun çok başındayız. Yapacak çok işimiz, yiyecek çok derler ya, tabiri caizse çok fırın ekmek yemesi lazım. Hepimizin gelişme anlamında çok çalışıp kendimizi geliştirmekten başka bir lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Hiçbir şey yeterli değil. Genç oyuncular. Ben bu takıma güveniyorum. Her anlamda güveniyorum. İnşallah Adana Demirspor maçıyla seyircimizle de ilk buluşmamızda en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup yine inşallah sağdan herkesin beklediği gibi ayrılmak istiyoruz. Ama futbol iyi günler de olacak, kötü günler de olacak. Önemli olan istikrarı yakalayıp sonunda hedeflenen yere gidebilmek hepimizin en büyük arzusu. Evet, Ender hocamın bir sorusu var. Hocam 3 tane sorum olacak müsaade ederseniz. Birincisi, 4 gollü bir galibiyet aldık deplasmanda, 3'ü penaltıdan, az önce de ifade ettiğiniz gibi 5'i 6'yı 7'yi bulabileceğimiz çok etkili de pozisyonlarımız vardı. Bu takımın her halükarda içeride veya dışarıda hücum anlamında zengin bir futbol bize izlettireceğinin sinyalleriydi. Bu sizin Samsun Spor'da yerleştirmek istediğiniz futbol anlayışının bir örneği mi, bir fragmanı mı, onu mu izledik? Önce ona cevap vereyim o zaman, sorular karışmasın. Tabii. Şimdi futbolda hiçbir zaman ne dün oluyor ne bugün oluyor, hep yarın var. Her şey unutuluyor. Ama bir gerçek var ki elde ettiğiniz başarı ya da başarısızlık en sonunda sizin teraziniz oluyor. Lucescu gibi dünyanın en iyi takımlarını çalıştırmış bir insan 18'in üzerinde takım savunması yaparak her maçını 1-0, 1-0, 1-0'la şampiyon oluyor. Çok iyi hoca oluyor. Bir başkası da 5-2 kazanıyor, 4-1 kazanıyor ama sezon sonunda şampiyon olmadığı için tarihe hep şampiyon olanı yazıyor. Biz hep şunu söylemek istiyoruz. Hedefe bizi götürecek neyse, ne oynamamız gerekiyorsa onu oynamaya çalışacağız. Maçına göre oynayacağız. Tabii ki kendi takımımızın bir oyun anlayışı olacak. Ben hep ofansif oynamayı seven bir adam ama ofansif oynarken de futbolun iki gerçeği var. Ya bir gerçeği var, biri savunma, biri hücum.
Savunmayı bireysel yapabiliyorsunuz. İşte Ofi gibi çabuk oyuncunuz olur, Mehmet gibi yetenekli oyuncunuz olur. Ama takım savunmasını beraber yapmazsanız o zaman sıkıntı yaşarız. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Ama hep dedim 20-25 günlük bir süre içerisinde bunu oluşturmak kolay değil. Ben sezon başı itibariyle 1.82 puan ortalamasıyla gidersek inşallah çok iyi olabileceğini düşünüyordum. Tabii şimdi ilk maç biraz farklı bittiği için bir anda sanki böyle beklentiler yükseldi noktasına geliyor. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla daha ligin çok başı, tam tersi de olabilirdi. Maçın oyuna göre konuşmuyorum. Oyundan evveline göre konuşuyorum. Ne yenilseydik çok karamsar bir tablo çizmemiz lazımdı, ne de 4-0'dan sonra çok böyle beklentiler yüksek bir tavır çizmememiz lazım. Tek gerçek önümüzde 33 hafta var ve çalışacağımız çok zaman ve geniş bir zaman dilimi var. Genç bir takım olduğumuzu unutmayalım ve her şeyden önce ilk 11'den 8 tane oyuncu değişmiş. Yani dünyada Kazan Zulayten'den başka ikincilikten birinciliğe çıkıp da yani o istikrarı yakalayıp veyahut da farklı bir kadroya çıkıp da şampiyon olan bir takım yok. Dolayısıyla 8 tane oyuncusunu yeni değiştirip de bir anda da çok üst seviyede hedefleri yükselten veyahut da o hedeflerine çok kısa zamanda ulaşan bir takım da yok. Dolayısıyla yavaş yavaş zaman dilimi içerisinde bunu yapmaya çalışacağız. Evet hocam, ikinci sorum Zola'yla ilgili olacak. 18'de göremedik Zola'yı. Herhangi bir sakatlığı olduğunu falan da düşünmüyoruz. Bir anlamda orta alanda da Taha'nın da sakatlığını düşünecek olursak alternatif oyuncu anlamında da bir sıkıntı olabilir mi o noktada? İkinci yarıda gerçi siz Mustafa Sevgi'yi o bölgeye çektiniz. Belki Musa Aydın'ı kullanacaksınız ilerleyen zamanda. O bölge için Taha dönene kadar ki planlarınızda neler var? Şöyle, kişisel sorulara pek cevap vermek istemiyorum. Kişisel sorulara girmek istemiyorum. Zaten hafta sonu olduğu zaman kimi oynatacağımı hepiniz görüyorsunuz. Çünkü belki bu maça kadar kimse Muharrem'in oynayacağını bile bilmiyordu. Muharrem oynadı. Ben sadece ilk 11'le çalışmıyorum. Bütün takımla çalışıyorum. Hepsi benim oyuncum. Benim için şöyle bir kıstas da yok. Yani günün birinde Osman'ı da ön libero görebilirsiniz. Fatih'i de ön libero görebilirsiniz. Olay Zola, Fatih, Osman'ın olayı değil. Olay bir takım olgusu. Bunu yaratmak, her oyuncuyu 2-3 pozisyonda verim alabilir hale getirmeye çalışmak. Dolayısıyla kişiselleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, son sorum da hocam penaltı atışlarıyla ilgili. Özellikle birinci penaltıyı Mehmet Çakır attı. İkincide Ofeodu kendi atmak istedi. Maçtan önce penaltı olursa kimin atacağını konuşmuş muydunuz? Şu saha içerisinde, yeşil çim sahanın üzerinde hiçbir şey benim söylemlerimin dışında yapılmaz yapılamaz. Çok net bir şekilde ifade edeyim. Bu takımın birinci penaltısı Mehmet Çakır, ikinci penaltısı Mustafa Sevgi'dir. Yazmış olduğumuz da oydu. Oyun içerisinde nitekim öyle oldu. İlk penaltıyı kendisi atmak istese de Mehmet Çakır'a söylediğim için Mehmet Çakır attı. Ama antrenörsünüz, oyunun gidişatını görüyorsunuz. Eğer o an durum 1-1 olsaydı veyahut da galibiyet golüne ihtiyacımız olsaydı yine o penaltıyı Mehmet Çakır atacaktı. Mehmet Çakır atmak istemezse Mustafa atacaktı. En azından bu maç önce öyle yazılmıştı. Ama oyunu görüyorsunuz. Maçtan önce girdi, penaltı yaptırdı. Kırmızı kart gösterdi rakibine. O da tabii bu oyunu golle süslemek isteyecek. Ben istediğim için onu Ofi attı. Üçüncü penaltıyı da ben istediğim için Mustafa attı. O sahanın üzerinde antrenman ve maçın içinde hiçbir şey müspet menfi sonuçları ne olursa olsun benim kararlarımdır. Onun dışında yapacağımız, alacağımız bütün kararlar tabii ki yönetimimizle, başkanımızla beraber tartışıp alacağımız kararlardır. Yani herhangi bir penaltı atışını, herhangi bir frik atışını veyahut da bir başka bir şeyi çalıştığımızın dışında başkasının yapması söz konusu değildir. Yapıyorsa da benim dahilimde yapmıştır, bilginiz olsun. Hocam peki buna bağlantılı olarak dün akşam oynanan Rize Spor karşılaşmasında bu penaltıyı ben atacağım deyip Hikmet Karaman'ın çok büyük tepki verdiği bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ben başka kulüp oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Ben antrenörüm, yanlı bakabilirim. Tabii ki meslektaşımın haklı olduğunu düşünmek, belki meslektaşlarım açısından ve benim açımdan yarın bir gün bizim de başımıza gelebileceğini düşünerek doğrusu budur. Ben orada meslektaşıma tabii ki hak veriyorum. Evet. Neler yaşandığını bilmiyorum ama orada antrenör, her takımın penaltıcısı, ne bileyim frikicisi bellidir. Eğer orada bir takım olgusu varsa meslektaşımız orada bana göre haklıdır. Beni ilgilendirmez Rize Spor hakkında konuşmak ama belki biraz yanlı da bakıyor olabilirim ama öyle baktığımı çok düşünmüyorum. Dolayısıyla bir kurallar vardır. Oyuncular onlara uymak zorundalar. Yoksa bugün oyuncu penaltı atmak ister, öbürü gidip korner atmak ister. Yarın başkası der ki
İşte bu frikiyi ben atacağım der. Yani orası hani Ali Baba'nın çiftliği değil. Dolayısıyla oyuncular burada tabii ki bunu Kiwioki üzerinden bu mesajı vermek istemiyorum. Her oyuncu yarın bir gün kendisinin de antrenör olabileceğini, kendisinin başına gelmesini istemediği bir şeyi, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaması gerektiğini bilmeli. Dolayısıyla ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Hocam Adana Demirspor karşılaşması öncesinde taraftarlarımıza bir mesaj verir misiniz hocam? Valla şu bir net büyük bir futbol şehri burası. Büyük bir taraftarı var. Ben politika yapmayı çok fazla beceren bir adam değilim. İki sene üst üste şampiyonluğu kaçıran bir takımın taraftarının bu yoğunlukta maça gelmesi de önemli bir şey, güzel bir şey takımımız adına. Dolayısıyla biz de bunun bilincindeyiz. Ama şuna zamanımızın olduğunu biliyoruz. Yani yeni bir takım olmamızdan dolayı zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Onlar da bunun farkında. Onlardan tek isteğimiz bu takıma müspet ya da menfi tepki göstereceklerse 90 dakikanın sonunda göstermeleri, 90 dakikanın içerisinde her zaman olduğu gibi, bundan önce olduğu gibi Samsun Spor camiasına, Samsun Spor taraftarlarının büyüklüğüne yakışır şekilde takımı desteklemeleri, ki bunu yapacaklarına hiçbir şüphem yok. Ama şunu bilsinler, bu takım 23 yaş ortalamasından oluşan, hataları tamamen bana ama inanın bana sevapları tamamen oyuncularıma mal olan ve olması gereken bir takım. Bir şey varsa benden yana bilsinler, oyuncularıma yüklenmesinler, onlarla baş başa omuz omuza inşallah güzel, dolu dizgin bir sezon geçirelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız ederim. İçin yolunuz açık olsun diyoruz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, sevgili teknik direktörümüz Ümit Özat'la canlı telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Hocam buradan çıkartacağım bir şey var mı? Valla buradan çıkarılacak olan bir şey Ümit Hoca bu takımın geleceğinden umutlu. Mesajları öyle. Gençliğinden umutlu. Zaten Samsun şehrinin futbol kültürüne, Samsun Spor'un marka değerine inanan bir teknik adam olduğunu her fırsatında söyleyen bir teknik adam. Umarım sezon sonunda hep birlikte güleceğimiz, mutlu olacağımız sonuca ulaşırız. Bekleyip göreceğiz. Zaman her şeyin ilacı. Sezona daha yeni başladık. Bir maç oynadık. 33 maç daha oynayacağız. Bir maçta dediği gibi 4-0 galip geldik, her şey süt liman demek değil. Bu hafta Adana Demirspor'a yenilebiliriz, yenebiliriz, berabere kalabiliriz. Yenilirsek her şeyin çok kötü gideceği anlamına gelmez. Her maçın, dediğimiz gibi geçen yıldan beri söylediğim klasik bir laf var, her maçın farklı bir hikayesi var. Altın Ordu maçının hikayesiyle Adana Demirspor maçının hikayesi farklıdır. Şimdi 1.82 puan ortalaması diyor. Şöyle bir baktığınız zaman 3 puanı deplasmanda almışın, cebe koymuşun. 2 maçta 4 puan kötü olmaz. Beraberlik kötü sonuç olmaz. Galibiyet Ali Yülala olur gibi böyle. Ne? Sezon Ali Yülala ama? O ne? Ali Yülala. Ne demek o? Ben programdan sonra anlatırım sana. Senin Osmanlıcan biraz zayıf. Hocam Osmanlı öğrenmem. Gerçi Türkçe ile ilgili de sorunum var da. Öğrenmemek ayıp. Şimdi tamam. Onu açık. Ama şimdi mesajlara gireceksin herhalde programdan sonra. Şimdi diğer telefonu da bağlarsanız ben bu arada mesaj okuyayım. Reklama mı gideceğiz? 2 dakikamız mı var? Nasıl? 40 dakika mı oldu ne? Ya? Devam. Evet, gelen mesajlara bir bakalım. Vatan Yeşil Yurt, Ahmet Uçarlı, Selçuk Yılmaz, Ensar Görgülü. Abi sizleri çok seviyoruz. Ender hocamız Adana Demirspor maçında anons yapacak mı? Bir de Adana Demir maçında nasıl bir ilk 11 olur? Sizlerin tahminini istiyor hocam. Hoca nasıl bir 11 çıkarırsa öyle bir 11 olur. Öyle mi diyorsun? Selçuk Yılmaz, Ender Gür hocayı anonstan alan yönetim karşısında taraftarı bulur. Bu işi Samsun'da en iyi yapacak olan Ender hocadır. Gene aynı konulara girmeyin daha. Ama yazmışlar hocam, biz mi söylüyoruz okuma yazın kardeşim diye. Ya. Niye okumayayım canım önüme gelen mesajı? Allah Allah. Yani işi Ahmet gücü Uçarlı. Bıraktık onunla uğraşamayız bu sene. Adana Demir takımının oyun karakterini konuşur musunuz? Alınacak bilinecek önemli başlar. Orada mıyız? Tamam canım. Vatan Yeşil Yurt, sevgili değerli spor 55'in medarı iftarısınız. Atilla Cebeci, sevgili yorumcum Ender Gür hocama saygılarımı sunuyorum.
sorusu var. Baktığımızda takımlar genel manada hazır olmazlar. Fakat ilk haftanın galibiyet genelde ikinin belirlisi faktörü olarak görmekte. Benim bu yorumumu yaparsanız sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Adana'dan Arif Alkan, yeni sezon hayırlı olsun. Sezon sonunda playoff'a kaldığımızda veya final oynayacağımız dönemde gerek reklam için, gerek siyaset için, gerekse gerçek taraftar ruhuyla hareket edip elini ceplerine atanlar o zaman harcayacakları miktarları sezon başında verseler, versek maddi olarak kulübü biraz daha rahatlatıp doğru transferlerle playoff stresi yaşamadan doğrudan Süper Lig'e çıksak iyi olur. Adnan Meral, sevgili kardeşlerim, yeni sezonda yeni programımızı kutluyorum. Forma yakışmış güzel insan. İnşallah bu sene playoff kalmayız. Direkt çıkarız. Burak Makaracı, orta saha ve defansa kesin transfer. Mert Yıldırım, takım 10 numara, en çok stoperi beğendim. Ender Hocam, cumartesi Sidat anonsluğu yapacak mısınız? Yaparsanız bizi coşturun. Burak Bilgi, selam Atilla abi. Orta saha ve stoper için transfer var mı? Ender Hoca'ya selam. Hikmet Selen, eğer bu maçı da alırsak zaten var ya, artık bu taraflarda bu takımı da kimse tutamaz. Abi programınız hayırlı olsun. İsa Karacabay, iyi yayınlar. Ender Hocama 41 kere maşallah diyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür olsun. İnşallah bu sezon takımımız Süper Lig'e yükselir. Bu teşekkür arada ederim İsa. Üstündeki Since 1965, 50. yıl ürünü yakışmış Atilla abi. Since 1965 Since mi? Since mi yazıyor? Öyle yazmıyor mu? Sen de bak şimdi, Türkçe'de problem. Sinke mi okudun? Osmanlıca'da da Sinke problem. Mi? İngilizce'de de problem. Since. Ne? Ne demek since? Ay, 1965. Hocam ben burada yazıldığı gibi okudum. 1965'ten onu. Beri demek. Başlangıç beri tarihi itibarıyla. Ay, hocam. Sen Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sıkıntı. Devam et. Since. Ne? Hocam yazalım. Since dedi Sinse ya. Hocam Since bu dedi. Yazılanı okuyorum ben. Tamam. Peki. İsa Karaca Bey, bir tane admin buldum kendime. Sen askere rahatlıkla gidebilirsin. Bengül Ahmet Çalışkan, iyi yayınlar Atilla abi. Samsunspor bu hafta 4-0'lık skorla mutlu olduk. Takımımız daha hazır değil. Maça gittik. Denizli deplasmanında takımımızı yalnız bırakmadık. Hasan Varlık, Atilla Bey 25 yılında görmek isterdik. Ancak yönetimin tam bilgi vermiyor diye eleştiriyorsunuz ama Samsun'da bu kadar basın kirliliği varken net bilgi verilmemesi normaldir. İyi yayınlar. Ender Gür abinin doğum günü. Eyvah eyvah. İncilay, Ender Hoca'nın doğum günüymüş. Buradan çıkınca doğru pastaneye gidiyoruz. Atakum açık nasıl olsa. Hocam Adnan Menderes'e götüreceğim seni. Özgür Demir, yeni sezon hayırlı olsun diyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle gider. Furkan Karatil abi, Zola'ya tavsiyemiz Twitter'a verdiği önemi biraz da idmanlara versin. Çarşambadan selamlar diyoruz. Samsunspor bir pilot takımı gerekli değil mi? Mesela bir bal liginde takımlarımızı destekleme. Hocam bu Çarşamba Spor'a da biliyorsun kimin geldiğini biliyorsun. Birol Berkem değişti. Yönetim değiştikten sonra Birol Berkem teknik direktör de Birol Berkem mi geldi? Almanya'daki bütün çocukları getirdi hocam, biliyor musun? Bugün öyle bir imza töreni vardı, evet. Vardı, evet. Hayırlı olsun diyoruz. Yüksel Ümral, şu final maçında kaçan penaltı, kaçan şampiyonluk ana anlıyoruz da moralimizi bozuyor. Dün de Özgür Demir, programınızı kaçırmadan izliyorum. Ancak salı akşamları Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Acaba daha erken saati alınamaz mı? Recep Yeşilyurt, iyi yayınlar. Samsunspor'u Süper Lig'e çıkardı. Demek ki futbolda adalet yok. Hakan Mutlu, hayırlı akşamlar. Öncelikle yeni sezonda programımıza başarılar diliyoruz. Zola gidecek mi diyor. Az evvel teknik adamımıza sorduk bu konuyu. Kaan Candal, iyi başladık, iyi bitireceğiz. Sinan abi, Sinan Ender abiye selamlar demiş. Aleyküm selam. Ahmet Ceyhun, iyi yayınlar. Geçen sonra liderlik koltuğuna hiç oturmadık. O zevki yaşamadık ama bugün. Evet, liderlik, bu da ilginç, biliyor musun? Birinci haftadan lideriz. Önemli olan birinci haftada tabii lider olmak ama son hafta lider bitirmek. En büyük arzumuz, temennimiz o. Ali Çoban, Sami Gün, Furkan Kara, Veli Işık, bize yazan arkadaşlarımız. Ender Gür ekranlarda olmayacak dediğin an yüreğimiz ağzımıza geldi. Onsuz bir program düşünemiyorum. Beykoz'dan Veli Işık. Teşekkür ederim. Beykoz'a da selamlarımızı gönderelim buradan. Ben bu arada mesajları ben artık bundan sonra benim yardımcımıza okutacağım. Ona da bir yer açacağım hocam. Mesajları o okusun. Ben okuyamıyorum artık. Çok birikiyor. Özellikle altlarını çizeriz. Evet, nedir Cem? 5 dakikamız mı var? Ya bu 5 dakika içerisinde o telefonu bir gerçekleştirelim. Son telefonu pek. O zaman hocam şu şeye girmeyelim değil mi? Anons konusuna girmeyelim. Yok, o konuyu lütfen rica ediyorum. O konuyu açmayalım. Yani o konunun yeri burası değil.
Yani geçen sene de oldu aynı şeyler. O konu başka bir konu. Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Ama bu sene bu görevi yapmayacağımızı söylüyorum. Bununla ilgili de rica ediyorum. Gelen mesaj, arkadaşlar bu programa mesaj atmasınlar. Tamam hocam, şu var ama. Saygı duyuyorum. Ama sizden de bir ricam var. Bununla ilgili programda mesajları okumaz iseniz, gündem oluşturmaz isek iyi olur. Hocam ben gündem oluşturmanın çabasında değilim. Biz böyle reyting peşinde de değiliz. Biz 25. yılımızdayız. Ne yaptığımızı bilen birisiyiz. Size şu anda Samsun Spor Kulübü'nden siz anonsu yapmayacaksınız diye bir talimat gelmedi. Konuşmak istemiyorum. Gelmedi. Gelmedi ve geldi de demiyoruz, gelmedi de demiyoruz. Şu anda hiçbir şey yok ortada. Ama konuşmak istemiyorum. Aranırsanız, konuyu kapatmanızı rica ediyorum. Peki hocam. Elimizdeki kadrodan, daha doğrusu kadroya geçmeden hocam, iki tane de maçımız üst üste var. Adana Demirspor maçını oynadıktan sonra İzmir'e gidiyoruz. Hı hı. İzmir'deki maç da büyük bir olasılıkla Manisa'da, Buca'da, Akhisar'da, Buca'da olabilir. Bu üçünün arasındaymış. Bildiğim kadarıyla Karşıyaka Buca'da oynuyor. Hocam Buca'da, Göztepe'de şeyde oynadı, yani Bursa'da oynadı. Çevre illerde oynayacaklar. Şimdi tabii hangisinin sahası veya maçı yoksa orada oynayacaklar. Karşıyaka maçı büyük bir ihtimalle İzmir'de değil. Gidiyor muyuz hocam Allah nasip ederse İzmir'e? Zor. İçeride de Urfa ve Bolu'yla karşılaşacağız. İki maç. Bana göre Samsun Spor'un ilk yarıdaki bu 5 maçı bizim fikstür avantajımız var diye ben düşünüyorum. Sen katılıyor musun hocam? Valla ben öyle 5 maç, 3 maç diye bir yorum yapmam. Yani sezonun başı, takımın her geçen gün iyi olmasını konuşuyoruz. Ama aynı zamanda diğer takımlar da her geçen gün üzerine bir şey koyacak. Yani herkes her geçen gün iyi olacak. Şimdi sen Adana Demir maçına belki bir adım daha iyileşmiş çıkacaksın. Daha olumlu çıkacaksın ama aynı zamanda aynı şey Adana Demir için de geçerli olacak. O da geçen haftaya göre bir adım daha atmış olacak. O yüzden temennimiz o. Tabii bu 5 maçtan galibiyetle çıkmak, en az 12 puanla çıkmak kabul. Ama her takım, her maç zor bir maç. Hocam, bu lig, bakın, bu PTT birinci lig bence bu sene geçen seneden daha zor bir lig. Katılıyorum. Teknik direktör Ümit Özat'ın basın toplantısında altını çizdiği önemli bir nokta vardı. %100 katılıyorum. Ne o? Bu yabancı sınırlaması, Süper Lig'de yabancı sınırlaması kaldırıldı ya. Bu yabancı futbolcular cirit atıyor şimdi. Her bir takımda 10'ar tane. Bundan mütevellit yerli oyuncular kendi takımlarında yer bulamadıkları an ne yapacaklar? PTT 1. Lig'e gelecekler. İşte bu noktada bu lig zor bir hal alacak. İkinci yarı bunu daha net göreceğiz. Özellikle devre arası transferden sonra bunu çok daha net göreceğiz. Ama hocam bak şimdi bu ilk haftada kafaya oynayacak takımlar kendilerini belli etti. Karabük, Adana Demirspor, Samsun Spor. Onun haricinde de Denizli'yi bir nebze düşünebilirim. Göztepe. Bunlar kendilerini biraz belli ettiler. Mesela ben 1461 ile Malatya maçını seyrettim. Hiç sevk almadım. Yani ikisinden de bir şey olmaz gibi bir izlenim gördüm. Alanya. Mesela pek bir şey görmedim. Gaziantep. Bir maçta değerlendirmek değerlendiremeyiz lazım. Ama görüntü de veriyor yani hocam. Yani ben şimdi Adana Demirspor maçı benim için çok büyük bir ölçü. Samsun Spor için. Burada oynayacağımız. Evet. Şöyle bir ölçü olur. Ölçü yani. Adana Demir geçen sene yine bizim gibi kapıdan dönen bir takım. Yine iddialı hazırlanan bir takım. Kendi sahamızda oynamamız, seyircimizin önündeki ilk resmi maçımız yeni sezonda olması açısından bizim için önemli bir maç. Önemli bir ölçü olur tabii, ciddi, dişli bir rakibe karşı. Teknik direktörü kimdi hocam? Osman Özköylü evet. Ben Sinan'a söyledim, sahayı sulamasın. Öyle mi? Bu akşam dedim, aman sahayı falan sulamadı. Yağmur yağdı, çamura battı, şu oldu, bu oldu. Sinan kardeşim de dikkate alacak onu. Evet. Hocam reklamlara gidiyoruz. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi reklamlar.